Herkese merhabalar, ben Levent Oksöz. Nasılsınız? Bugün 30 Mayıs ve ne zamandır aklımda olan bir videoyu birazdan çekeceğim. N4 değil bilgisi yapılarını, ki 130 yapı, tek bir videoda size sunacağım. 300 farklı cümleyle. Uzun bir video olacaktır fakat fazla editleme yapmak istemiyorum. Onun için bir oturuşta hepsini anlatacağım. Siz de gelebildiğiniz kadar benimle ilerlemeye çalışın. Peki başlayalım, kolay gelsin. N4 dil bilgisine birazdan başlıyoruz. Fakat bir açıklama yapayım. Bizim için son derece önemli bir video bu video. Çünkü artık A1 seviyesini arkamıza bırakıyoruz. A2 seviyesine giriş yapıyoruz. Tamam. Bu 130 yapıyı mutlaka iyi öğrenin. Şunu da söyleyeyim. Lütfen bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Çünkü YouTube'da görünür değiliz. Yani insanların bu videoların farkına varması için sizin like'larınıza, beğenilerinize ihtiyacım var. Lütfen beğenileri ihmal etmeyin. Peki, başlayalım. Derin bir nefes. Hadi bakalım. 1. Aydanin. Arasında zaman, yer, ilişki için kullanabiliyorsun. Futatsuno jiken no aydanin kankei ga aru. İki olay arasında bağlantı var, ilişki var. Kanoja ga modotte kuru made no aydanin hon o yomu koto ni shita. O geri dönüp gelene kadar ki arada kitap okumaya karar verdim. Amari nai. Pek. Pekten sonra olumsuz bir şekilde cümlenin devam etmesi lazım. Watashi wa saikin amari undou shinai. Son günlerde pek egzersiz yapmıyorum. Ototo wa amari se ga takaku nai node onno no ko ni mottenai. Kardeşim pek uzun boylu olmadığından kızlarca ilgi görmüyor. Motenai, ilgi görmemek, beğenilmemek. Mote mote diye de bir ifade var. Yani kızlardan, kadınlardan çok ilgi gören kişilere mote mote deniyor. Ato de, den sonra, ardından. Bangohan no ato de, tomodachi no ie ni asobi ni iku. Akşam yemeğinden sonra arkadaşımın evine eğlenmeye gideceğim. Toshokan de shikutai o shita ato de kaerimasu. Kütüphanede ödevimi yaptıktan sonra eve döneceğim. Fark ettiniz mi? Shita ato de, eylemi tam yaptık. Yaptıktan sonra. Ba, koşul anlamında sa se ekile denk geliyor. Kaze no toki kono supu o nomeba sugu ni genki naru. Nezle olduğunda bu çorbayı içersen hemen iyileşirsin. Nomu nomeba. Zenbu umaku ikeba shorai ano kuruma o zettai ni kau. Her şey yolunda giderse, bakın iku ikeba giderse, gelecekte o arabayı kesinlikle satın alacağım. Bay, bay ba, durumunda. Kaji, gishin nado, hijou na bai ba, elevator o shio shinai de kudasai. Yangın, deprem gibi acil durumlarda. Hijou na bai, acil durumlarda asansörü kullanmayın lütfen. Manga ichi, boku ga modoranakatta bai ba, keisatsu ni renraku shite. Olmaz ama, olur da geri dönmezsem, yani bu durumda, modoruna katta bay. Bu arada manga içi 1/10 değil mi kelime karşılığı? Yani 1/10 ihtimal ama yani olmaz ama olur da geri dönmezsem, keisatsu ni renraku shite, polise haber ver. Bakari, yaklaşık, sadece, hep gibi farklı anlamları var. Birkaç örnek görelim. İçicikan bakari matte kudasai. Bir saat kadar bekle lütfen. Bakın burada gurai ile yakın anlamda. Kare wa manga bakari yonderu. O hep sadece çizgi roman okuyor. Yani sürekli çizgi roman okuyor. Kare wa warau bakari de nani mo sesume shite kuranai. Bakın bu sefer warau bakari de. Yani sözlük halini kullandım eylemin. O sadece gülüyor, hep gülüyor. Tek yaptığı gülmek. Hiçbir açıklama yapmıyor.
Nani mo sesumeshite korenai. Dake de sadece bir tek ile. Anata ni au dake de genki ni naru. Sadece seni görmek bile. Sadece seni görmekle bile iyi hissediyorum. Bu bana iyi hissettiriyor. Genki ni naru. Bakın dake de. Kanojo no koto omou dake de tokidoki suru. Onu düşünmekle bile, bir tek bu bile kalbimin hızla arttırıyor, hızla artmasına yetiyor. Bu arada doki doki suru, küt küt değil mi? Küt küt etme, kalbinin küt küt etmesi yani heyecanlanmak. Dasu, başlamak, çıkartmak, ortaya koymak. Aslında daşımaz mesela. Poketto kara okane o dasu. Cebimden parayı çıkartıyorum. Bu anlamda bir dasu. Fakat biraz kullanımı farklı. Şimdi dinleyelim. İssai ne natte hajimete arukidashita. Bir yaşına girince ilk kez yürümeye başladı. Bakın arukidashita yürümeye başladı. Sanki cebimizden bir para hani yokken artık var oluyor ya. Biraz ona benziyor değil mi? Yürüyemiyor ama artık yürüyor. Bir gerçeklik var. Peki. Sonra aireye var. Dare ga kangaidashita desu ka? Bu fikri kim buldu acaba? Kim ortaya koydu? Bakın, kangai dasu. Düşünüp ortaya koyuyor. Daşimas. De gozaimasu. Fujin no fukuriba wa sangai de gozaimasu. Bu des yapısının kibar kullanımı, saygı dilinde karşılığı de gozaimasu. Bayan giyim satış reyonu 3. kattadır. Bu da sangai des de diyebilir, de gozaimasu. Çok daha kibar bir kullanım. Untenshu no Tanaka de gozaimasu. Bakın kendinden bahsediyor. Ben şoförünüz Tanaka. Yine desin kibar bir kullanımı. 10. yapımız. Demo ya da temo. Nihon de mo infure ga okina mondai ni nattemasu. Japonya'da da enflasyon, infre, enflasyon, okina monday, büyük bir sorun, ni nattemas, olmakta, oluşturmakta. Zenbu, tabete mo iyo, hepsini yiyebilirsin. Yani hepsini yesen de, tabete mo yesen de iyo, sorun yok anlamında. Devanayka, değil mi, olmasın. Hafif bir şüphe varmış gibi gözüküyor aslında ama gelin bir cümleye bakalım. Konna okina apato wa hitori gurashi ni chotto zeitaku dewa nai ka? Bu kadar büyük bir daire apartman hitori gurashi ni tek yaşamak için bir kişi için chotto zeitaku dewa nai ka? Biraz lüks değil mi? Bakın burada sanki bir şüphe varmış gibi ama aslında lüks olduğunu düşünüyor. Sadece onu yumuşatıyor. Chotto zeitaku des dese biraz daha doğrudan olacak ama devanayka diye ilave edince biraz yumuşuyor. Konna ni umai hanashi wa uso devanayka to omou. Söylem yani bu konuşmalar öylesi iyi ki, o kadar iyi ki, bu konuşmalar o kadar iyi ki, fazlasıyla iyi. Uso devanayka to omou, yalan olmasın diye düşünüyorum. Hani bunun yalan olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Uso devanayka to omou. Uso da to omou. Değil mi? Yalan olduğunu düşünüyorum. Ga hitsuyo. Gerekli. Boku ni anata ga hitsuyo da. Bana sen gereklisin. Sana ihtiyacım var. Fufu wa otagai ni rikai shi a koto ga hitsuyo da. Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini anlaması. Rikai shi a karşılıklı. Shi a dediğimde karşılıklı anlayış var. Hitsuyo da. Gerekir. Ga suru. Şimdi bu yapıyı biz şu an tat, koku olmak anlamında size anlatacağım ama mesela kono pizza wa henna aji ga suru. Yani aji ga suru demek kokmak demek, özür dilerim. Aji ga suru demek tat olması demek. Bu pizzanın garip bir tadı var. Aji ga suru. Aji normalde tat demek. Tattan başka koku için de kullanabiliyoruz. Mesela kono kare wa hontou ni ii nioi ga suru. Bu köri gerçekten güzel kokuyor. Bakın, iyi
Niyoy nasuru. Güzel kokuyor. Gari. Yatkın olmak. Bir şeye ya da hassas olmak. Bakın. Boku wa samugari nano de fuyu wa amane sukijanai. Ben soğuğa hassas olduğumdan samugari. Samui deki iyi düştü değil mi? Samugari. Soğuğa hassas olduğumdan kışı pek sevmem. Yani başkalarından farklı olarak en ufak bir durumda ah soğuk, ah üşüdüm diyorum. Samugari. Gari, yatkın olmak, bir şeye hassas olmak demek. Aslında kullanılan kelimeler az çok belli. Şu kelimeleri çok sık görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Kovagari. Kovai korkmak da değil mi? Kovagari. Korklay korkan. Hazukashii. Hazukashii utanmaktı. Hazukashigari. Utangaç. Sabishigari. Yalnızlık çeken. Hemen yalnızlık çekmeye müsait. Hemen kendini yalnız hisseden, buna müsait kişiler. Suyogari. Güçlü davranan kişiler. Böyle suyogari, hep böyle kendisi güçlüymüş gibi davranan kişiler. Bunların sonuna ya ekini de görebilirsiniz. Kovagari ya dediğimde doğrudan korkak. Yani korkak bir kişi. Peki. 15. Az önceki gari ile çok benziyor tabii ki. Aynı kökten geliyorlar. Garu gibi davranmak, işaretini göstermek. Mesela karewa inu o kovagaru. O köpeklerden korkar. Yani gördüğünde hemen korkuyorum, korkuyorum diyor. Kovagaru. Karewa atarashii jitensha o hoshigaru. O yeni bir bisiklet istiyor. Öyle görünüyor. Yani tavırları, haline baktığınızda diyelim ki bir çocuk görüyorsunuz. Sürekli böyle sanki bisikletten bahsediyor ya da bisiklet istediğini belli ediyor. Onu gördüğümüzde bakın bu yapıyı kullanabiliyoruz. Hoshigaru. Öyle görünüyor. İstiyor görünüyor. 16. konumuz yapımız gozaimasu. Olmak demek ama yine tabii ki saygı dilinde. Shisumon wa gozaimasu ka? Shisumon wa arimasu ka? İle tamamıyla aynı anlamda daha kibar bir kullanım. Sorunuz var mı? Denwa wa kaidan no yoko ni gozaimasu. Telefon merdivenin yanındadır. Hajimeru. Başlamak, bir şeye başlamak. Keiki ga ii nioi shita kara gaman dekinakute hitori de tabe hajimeta. Pasta güzel koktuğu için, bakın nioi sırrı değil mi? Kokmaktı. Pasta güzel koktuğundan gaman dekinakute, dayanamayıp, sabredemeyip hitori de tabe hajimeta. Tek başıma yemeye başladım. Hajimeru. Bir tane daha bakalım. Kyū ni ame ga furi hajimeta. Aniden yağmur, bakın furimasu, masu atıyorum, furi hajimeta. Yağmaya başladı. Hazuda, melimalı, tahminden yola çıkarken bu yapıyı kullanıyorsunuz. Mesela, Musuko wa ima gakkō ni iru hazuda. Oğlum şu an okulda olmalı. Büyük ihtimalle saatine bakıyor ve her zamanki rutini düşündüğünde böyle bir çıkarımda bulunuyor. İma wa nigiyaka na kono atari mo mukashi shizuka datta hazuda. Şimdilerde kalabalık, cıvıl cıvıl olan bu bölgede, bu civarlarda mukashi, geçmişte, eskiden shizuka datta hazuda. Sessiz, sakin olmuş olmalı. Bakın, geçmişten bahsediyor. Hazuga nai. Az önceki hazu neydi? Bir tahmindi. Yine tahmine devam ediyoruz ama bu sefer olumsuz. İhtimal verilmiyor. Kare wa sonna koto o iu hazu ga nai. O öyle bir şey söylemiş olamaz. Yani böyle bir çıkarımda bulunamıyorum. Olamaz. Kanajo no hanashi wa hontou no hazu ga nai. Onun konuşmaları doğru olamaz. İhtimal vermiyorum. Özel bir kullanım bakalım. Konna hazu cana kattı noni. Dediğimde böyle olmaz, böyle olmaması gerekiyor da oysa ki. Gibi bir laf ediyorum. Yani olan bir şeyi hiç tahmin etmemişim fakat almış, olmuş, bitmiş. Konna hazu cana kattı noni. Bakın bir pişmanlık var sanki değil mi? Böyle olmaması gerekiyordu. 20. konumuz. Daha önce hitsuyo'dan bahsetmiştik.
Hissiyodes. Bu sefer hissiyoga aru. Gereklilik var ya da gerekli. Watashi wa motto benkyo suru hissiyo ga aru. Daha fazla ders çalışmam gerekiyor. Hissiyo ga aru. Ashita kara kaisha ni iku hissiyo wa nai. Yarından itibaren şirkete gitmeye ya da şirkete gitmeme gerek yok. Hissiyo wa nai. Nasılız? Biraz hızlı gidiyorum değil mi? İstediğiniz zaman lütfen durdurun. Çünkü eğer yavaşlarsam video ne zaman biter bilemeyeceğim. 21. konu ikoke, yani istek gibi yapalım edelim. Mesela kyo kara jitensha de shukkin shiyo. Bakın yo eki değil mi? Shimasu shiyo. Bugünden itibaren bisikletle işe gidelim. Ame ga futte iru yo. Eki made okutte ageyou ka. Okutte agemashou ka'ya çok benziyor değil mi? Yağmur yağıyor. İstasyona kadar bırakayım mı? Janaika. Hadi yapalım. Değil mi yani? Hadi yapalım. Gibi bir anlamı var. Konya gaishaku shiyo janaika. Hadi bu akşam yemeğe çıkalım. Ne dersin? Bakın janaika olmasaydı. Konya gaishaku shiyo. Bu akşam dışarıya yemeğe çıkalım. Gaishaku shiyo janaika dediğimde böyle düşünüyor. Bir ruh katıyor cümleye değil mi? Hadi yapalım gibi bir Türkçe biraz tabii ki çevirmesi zor. Bir sonraki cümle. İko janaika. Hadi gidelim. Tek başına iko deseydi yine gidelim demiş olurdu. Ka doka. Olup olmamak mı değil mi şeklinde çevirebiliriz. Yowai ka doka wa mattaku kankei nai. Zayıf olup olmaman hiç önemli değil. Bununla hiç ilintili değil. Mattaku kankei nai. Iku ka douka ato de denwa de shirasemasu. Gidip gitmeyeceğimi. Bakın iku ka douka. Gidip gitmeyeceğimi sonradan telefonla haber vereceğim. Iku ka douka yerine iku ka ikanai ka da diyebilir. Fakat daha uzun bir yapı olmuş olur değil mi? Kashira mı acaba? Kadınların kullandığı bir ifade. Matsumoto-san wa kuru kashira. Matsumoto-san gelecek midir acaba? Bu arada Hogen yani ağızlara, bölgelere göre erkekler de kaşırayı kullanabiliyor. Ben erkeklerin kullandığını da gördüm, duydum. Ama daha çok tabii kadınların tercih ettiği bir ifade kashira. Sachiko-san wa nani ga suki kashira? Sachiko-san ne sever acaba? Ne seviyordur acaba? 25. Kai. Yine bir soru eki. Mı, mi'ye denk geliyor. Fakat evet hayırlı cevaplar veriliyor. Mesela. Nihongo wa omoshiroi kai. Japonca eğlenceli mi? Fakat bu kai kullanan kişiler genellikle üst seviye, alt seviye daha çok kullanıyor. Yani büyük olanlar çocuklara karşı bu kai ifadesini kullanabiliyor. Ya da belki yakın arkadaşınız olabilir bilemiyorum ama formal bir kullanım değil. Gakko de tomodachi wa dekita kai? Okulda arkadaş edindin mi? Tabii ki yanıtı evet hayırlı olunca yani hay diyecek ya da iyi diyecek. Evet hayırlı soru yaparken kai ifadesini kullanıyoruz. Ama dediğim gibi karşınızdaki kişinin üst seviyede olmaması lazım. Konum olarak sizden alçak bir konum olması lazım. Kamoshirenai. Belki de olabilir. Olasılık. Gogo amega furu kamoshirenai. Bakın sözlük halinden sonra kamoshirenai. Öğleden sonra yağmur yağabilir. Yağmur yağacak belki de. Ano sensei no jugyo wa sumaranai kamoshirenai. O hocanın dersi sıkıcı olabilir. Bakın iyili sıfat. Sumaranai. İyili sıfattan sonra hemen ardından kamoshirenai geldi. Kana mı acaba? Kanojo wa genki kana? Bakın burada biraz daha erkekler kullanıyor sanki. O acaba şu an nasıldır, iyi midir? Ame ga furu kana? Yağmur yağacak mı acaba? Soro soro benkyo shiyo kana? Yavaş yavaş ders çalışsam mı? Mata airu no kana? Tekrar görüşebilecek miyiz acaba? Kitto. Kuşkusuz eminim, büyük ihtimalle. Bazen şüphe götürmez ki falan da diyebiliyoruz.
Aşta vakitto hareli deşo. Yarın eminim güneşli olacaktır. Kanojo wa kitto kuru yo. O eminim gelecektir. Koro goro. Yaklaşık olarak sularında ken. Aşta no rokuji goro. Uchi ni kite moraemasu ka? Yarın saat 6 gibi 6 civarlarında evime gelebilir misin? Gakusei no koro amari benkyou shite nakatta. Öğrenciyken pek ders çalışmazdım. Bakın öğrenciyken, öğrencilik zamanında. Gakusei no jidai, değil mi? Burada bakın koro'yu kullanabiliyorum. Koto. 30. yapımız koto. Eylemi isimleştirirken mame, yani makmek değil de mame gibi eylemi isimleştirirken biz bunu daha çok kullanıyoruz. Hon o yomu koto ga suki desu. Kitap okumayı severim. Bakın nasıl yaptık? Sözlük hali. Yomu, sözlük halinden sonra koto ilave ettik. Boku wa ryori o tsukuru koto ga nigate desu. Ben yemek yapmada iyi değilim. Koto ga aru, mışlık var, öyle öyle zamanlar oldu gibi bir deneyimden bahsederken, eğer deneyimlenmiş mi, deneyimlenmemiş mi bundan bahsederken koto ga aru, mışlığım var, mışlığım yok. Tamani kanajo to issho ni tenisu o shi ni iku koto ga aru. Nadiren kız arkadaşımla birlikte tenisu o shi ni iku, tenis oynamaya giderim. Ama iku koto ga aru diyorsam gitmişliğim oluyor. Giderim. Yani böyle şeyleri deneyimliyorum. Bazen gidiyorum. Gitmişliğim var. Toki doki shigoto o yametai to omu koto ga aru. Ara sıra işi bırakmayı istediğim zamanlar oluyor. Toki doki shigoto yametai. Burada bir noktayı koysaydım. Ara sıra işi bırakmak istiyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Nokta olurdu. Ama yametai to omu bırakmayı düşündüğüm, istediğim koto ga aru. Zamanlar oluyor. Koto ga dekiru. Bir şey yapabilmek, bir şeyi becerebilmek. Watashi wa nihongo hanasu koto ga dekiru. Ben Japonca konuşabilirim. Konuşmayı becerebilirim gibi bir anlamı var değil mi? Konuşabilirim diye çevireceğiz. Kono naifu wa donna mono demo kiru koto ga dekiru yo. Bu bıçak her şeyi ne olursa olsun kesebilir. Bakın kiru keser, kiru koto ga dekiru kesebilir. Koto ni suru karar vermek, bir şeyi seçmek. Shibaraku ni yusoru koto ni shita. Bir süre hastanede yatmaya karar verdim. Bakın burada bir karar var, bir seçim var. Koto ni suru. Watashi wa rainen Nihon ni iku koto ni shita. Gelecek yıl Japonya'ya gitmeye karar verdim. Bakın konuşan kişi seçimde bulunuyor. Karar verdim. Yani burada iku koto kimeta, kimemasu değil mi? Belirlemek, karar vermek. Çok yakın birbirine aynı anlam olarak. Fakat koto ni suru yerine koto ni naru dediğimde bu sefer ben daha pasif duruma düşüyorum. Karar verilmek şeklinde olmak gibi bir nüans katıyor cümleye. Mesela az öncekiyle karşılaştıralım. Shibaraku niyun suru koto ni natta. Bakın koto ni shita demiyorum. Bu sefer artık ben seçmeyeceğim. Bir süre hastanede yatacağım. Yani yatmama karar verildi. Ben artık pasif durumdayım. Koto ni naru. Watashi wa rainen nihon ni iku koto ni natta. Ben gelecek yıl Japonya'ya gideceğim. Gitme durumundayım. Bakın az önceki suru ile farklı değil mi? Yani artık kendi seçimi değil. Büyük ihtimalle şirket dedi ki sen Japonya'ya gideceksin. Bu artık belirlendi. Bu sefer iku koto ni natta. Koto ni suru yerine koto ni naru'yu seçmem lazım. Pardon burada suru yazıyor ama koto ni naru. Devam ediyorum. Ku suru yapısı. Yapmak. Bakın sıfattaki i düşüyor. Ku geliyor. Suru ile devam ediyorum. Ato go yokan yasuko shite kuretara kaimasu yo. Bir 500 yen daha ucuz yaparsam alacağım, satın alacağım. Bakın yasui ucuzdu. Yasuku suru ucuz yapmak. Yasuku shite kuretara ucuz yaparsan. Denki o sukete
Heyao akaruku shimasho. Işığı açıp odayı akaruku shimasho. Aydınlık yapalım, aydınlatalım. Normalde sıfatımız akarui. İyi düşün, ku geldi. Akaruku shimasu. Madeni, e kadar. Shuppasu no 1 jikan mae made ni kite kudasai. Kalkışın bir saat öncesine kadar madeni kite kudasai. Gelin lütfen. Boku wa kono repeoto o 1 gatsu hatsuka made ni kaki agena kereba naranainda. Ben bu raporu 20 Ocağa kadar yazıp bitirmek zorundayım. Denki o suketa mama nete shimai mashita. Işık açık şekilde. Bakın mama o haliyle, o şekliyle anlamını veriyor. Denki o suketa mama kaldı yaptı değil mi? Işık açık şekilde o haliyle nete shimai mashita. Uyu verdi. Doğa o shimenai mama dikakete shimatta. Kapıyı kapatmadan o haliyle çıktım, dışarı çıktım. 38. konumuz, yapımız. Mata wa ya da A ya da B'den bahsederken daha çok mata wa ifadesini kullanıyoruz. Den wa, mata wa meiru de henju shite kudasai. Telefon veya e-posta ile cevap verin lütfen. Kohi, mata wa ocha kara o erabi kudasai. Kahve veya çay arasından seçim yapın lütfen. Mitaida gibi. Boku wa me ga midori de neko mitaida to yoku ibaret imashita. Gözlerim yeşil renk olduğundan sık sık kedi gibi. Bakın neko mitaida kedi gibi denildi bana. Yoku ibaret imashita. Watashi wa sono toki marude otona ni natta mitai datta. O zaman sanki bir yetişkinmiş gibiydim. Öyle hissettim. Bakın. Otona ni natta. Yetişkin olduğum mitai datta. Gibiydim. Mitai. Biz bunu nalı sıfat olarak da kullanabiliyoruz. Tabii ki mitai na diyeceksem sonra bir isimle devam etmeliyim. Konna kodomo mitai na kenka wa yameyo. Kenka kavga demek. Böyle çocuk gibi kavgaları. Kodomo mitai na kenka. Bakın tam anlamı yaptım. Çocuk gibi kavgaları yameyo. Bırakalım. Kare ga motteru mitai na pasokon ga hoshii. Onunki gibi, onun sahip olduğu gibi bir bilgisayar. Tamlamam burada bitiyor. Bakın mitai na pasokon ga hoshii istiyorum. 41. yapımız mo bile. Asakara mizumo namona katta. Sabahtan beri su bile içmedim. Mizumo, su bile. Yani her zaman de'da, suda diye çevirmiyorum. Bakın bile diye de çevirebiliyorum. Watashi wa Kimura-san ga kureta hon o mada mimo shite nai. Bakın bu önemli bir yapım. Kimura-san'ın verdiği kitaba henüz göz bile atmadım. Bakmadım bile. Bakmadım bile. Bakın mimo shite nai. Normalde mimas değil mi? Mas'ı atıyorum. Bir tek kök kalacak. Mi mo shitenai. Bakmadım bile. Belki bir şey hiç yemedim bile. Tabe mo shitenai. Tabe mo shinakatta. Yemedim bile. Mas'ı atıyorum mo geliyor. Böyle bir kullanım da var. Na yapısı. Tabako suuna. Sigara içme. Sözlük halden sonra na geliyor. Tabako suuna. Neydi? Sigara İçme, suuna. Anna otakoto wa kekkon suruna. Öyle bir adamla evlenme. Kekkon suru, evlenmek de sözlük hali. Sonuna na'yı getiriyorum. Kekkon suruna, evlenme. 43. yapımız. Nado. Ve bunun gibi vesaire demek. Kaban no naka ni sayfu ya kagi nado ga arimashita. Daha çok bakın ya ile kullanılıyor. Birçok şey arasından birkaç tane şeyi seçerken biz bu yapıyı kullanıyoruz. Buradaki örnekte çantanın içinde cüzdan, anahtar vesaire vardı. Büyük
ihtimalle başka şeyler de var ama içinden önemli olarak sayfı ve kagiyi seçmiş. Yani cüzdan ve anahtardan bahsediyor. İşte buradaki ya'yı bazen biz ve diye de çevirebiliyoruz. İçinde cüzdan ve anahtar vesaire vardı da diyebiliyorsunuz ama ya ya da işte buradaki Nado'nun verdiği anlam birçok şey içinden bazılarından bahsediyorum. Vesaire anlamı. Sono bando wa Nihon ya Kankoku Nado de tsukarete iru yo. Bu müzik grubu Japonya, Kore vesaire gibi yerlerde seviliyor. Yani demek ki Asya'da, Uzak Asya'da seviliyor. Belki başka ülkeler de var ama hepsini söylemiyor. Ben bunu buradan anlıyorum çünkü Nado demiş, vesaire demiş. Devam ediyorum. Nagara. Yaparken, ederken bir yandan. Taguchi-san wa itsumo shinbun o yominagara asagohan o taberu. Taguchi-san her zaman gazete okurken, shinbun o yominagara okurken asagohan o taberu, kahvaltısını yapıyor. Kimura-kun wa kaishade hatarakinagara gakkou ni itteiru. Kimura-kun, Kimura-san, yani Kimura bir yandan şirkette çalışırken kaishade hatarakinagara, yani bir yandan çalışıyor, diğer yandan gakkou ni itteiru, okula gidiyor. 45. yapımız nakanaka, kolay kolay. Sonu genellikle olumsuz bitiyor, na ile bitiyor. Yani şu an için biz bu seviyede tabii ki na ile olumsuz da biten örnekleri çok göreceğiz ama aslında günlük kullanımda olumluluğa biten şeyler de duyabilirsiniz. Neyse biz kendi işimize yoğunlaşıyoruz. Yani olumsuz, daha çok olumsuz da bittiğini söyleyebilirim ama. Higa nakanaka moenai. Ateş kolay kolay yanmıyor, yani ateşi yakamıyor, kolay kolay yanmıyor. Nakanaka moenai. Bakın na'yı kullanacağız. Boku no Nihongo wa nakanaka jotatsu shinai. Benim Japoncam kolay kolay gelişmiyor. Nakereba ikenai. Minimalı, zorunda. Hayaku ne nakereba ikenai. Erken yatmak zorundayım. Watashi mo gambarana kereba ikenai. Ben de elinden geleni yapmalıyım. Çok benzer bir yapı. Bu sefer nakereba naranai. Yapmazsam olmaz. Yani yapmam gerekiyor değil mi? Çünkü naranai olmaz. Eşittir yapmam gerekiyor. Watashi wa ashita asa goji ni okinakereba narimasen. Yarın sabah 5'te kalkmam gerekiyor. Kalkmalıyım. Kalkmazsam olmaz. Basketbolun da senshu wa sega takaku nakereba naranai. Basketbol oyuncuları uzun boylu olmak zorunda. Nara. Eğer, se, bir şey durumunda, koşulda daha çok biz nara'yı tercih edeceğiz. Fakat ilginç kullanımlar da var. Mesela kimi nara dekiru. Sen yapabilirsin. Bakın bu çeviri bu anlamı aslında tam vermiyor. Çünkü buradaki nara'nın anlamı kimi nara dekiru. Yani söz konusu olan kişi sensen, evet bu yapılabilir, sen bunu yapabilirsin. Burada aslında şunu demek istiyor. Yani başkası belki yapamaz. Normal bir insan belki yapamaz ama kimi nara dekiru. Eğer sensen, tamam yapabilirsin. Ne kadar güzel bir kullanım. Matsuda ga kuru nara boku wa ikanai. Matsuda geliyorsa, gelecekse ben gitmiyorum, ben gitmem. Bakın burada arası kötü olduğu için Matsuda-san demiyoruz. Sadece direkt ismiyle hitap ediyoruz değil mi? Matsuda ga kuru nara. Matsuda gelecekse, gelirse. Peki. Sonnani takai no nara kaemasen. Bakın iltifattan sonra bir no geldi. Takai no nara kaemasen. O kadar pahalıysa satın alamam. Nasai. Yapınız, ediniz direktif verirken bu yapıyı kullanıyoruz. Mo osoi kara ha o migaite ne nasai. Büyük ihtimalle anne baba çocuğuna böyle konuşabilir. Mo osoi kara. Artık geç olduğundan ha o migaite dişlerini fırçala ve ne nasai. Bakın nemas masa attım nasai. Ne nasai. Yat. Motto taksan tabe nasai. Daha fazla ye. 50. yapımız.
Nikinasuku, bir şeyi fark etmek, farkında olmak. Denşa no naka ni kasu wa wasureta koto ni kinasuita. Trende, trenin içinde aslında değil mi? Trenin içinde, yani trende. Kasa wa wasureta, şemsiyemi unuttum, noktadı normalde. Ama bakın cümle devam ediyor. Wasureta koto ni kinasuita. Unuttuğumu fark ettim, kinasuita. Taksi o orita toki, saifu ga nai koto ni kinasuita. Taksiden indiğimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Kigasuita. 51. yapımız. Ni suru yapısı. Bir şey yapmak, bir şey etmek. Kimi o shiawase ni suru kara. Seni mutlu edeceğim için. Bakın shiawase ni suru. Mutlu etmek. Boku to kekkon shita kudasai. Benimle evlendikten. Monsukoshi shizuka ni shite kudasai. Biraz daha sessiz ol lütfen. Mikui. Yapması zor, etmesi güç. Sushi wa tabe nikui desu. Sushi yemesi zordur. Bakın tabemasu masa atıyorum, mikui ilave ettim. Tabe nikui. Bu arada bakın iyi de bittiği için tabii ki bu bir iyili sıfatmış gibi değil mi? Yani geçmiş yaparsam normalde iyili sıfat nasıldı? İyi düşük katlanırdı. Sushi wa tabe niku katta. Sushi'nin yenmesi zordu demiş olur. Kono hon wa taihen yomi nikui desu. Bu kitap oldukça okunması güç. No. Bir şey olanı gibi bir nüans katıyor cümleye. Mesela. Watashi wa kuroi no ga hoshii. Ben siyahı istiyorum. Yani siyah olanı istiyorum. İmamade kiita aidea no naka de wa Murata-kun ga itta no ga ichiban yosasou da. Sonra bir cümle. Şimdiye kadar duyduğum fikirler arasında Murata-kun'un söylediği, bakın itta no ga söylediği ichiban yosasou da en iyi gözüküyor, en iyisiymiş gibi görünüyor. Şimdi no tümce sonu ilginç olarak no'nun bir kullanımına bakıyoruz. No'nun birçok kullanımı var elbette ama tümce sonunda bazen bir şey öğrenmek için, onay almak için bir soru şeklinde de sorabiliyoruz. Bazen dırdır anlamında da çevirebiliyoruz. Ama şuna dikkat, bu daha çok günlük hayatta kullanılan bir yapı, arkadaşlarınızla kullanacağınız bir yapı. Mesela, Doshite naiteru no? Neden ağlıyorsun? Yani Doshite naitemasu ka? Ya göre daha günlük hayatta kullanılan yapı tabii ki. Doshite naiteru no? Eğer bir arkadaşınız, bir tanıdığınızsanız bu yapıyı kullanacaksınız. Neden ağlıyorsun? Ano ito wa totemo yasashii no. O kişi çok naziktir. Yani buradaki no bakın des gibi değil mi? Dırdır gibi. Ano ito wa totemo yasashii desu. Totemo yasashii. Totemo yasashii no. No de. İçin nedeniyle. Denşa ga okureta no de boku mo okuremasu. Tabii ki. Tren geciktiği için okureta no de tağlı yapı. Watashi mo boku mo okuremasu. Ben de gecikeceğim. Toshokan wa shizuka na no de. Bakın kütüphane sessiz olduğu için na'lı sıfat olunca na no de. Yoku benkyo dekimasu. Güzelce ders çalışabiliyorum. No naka de. Bir şey bir şeyin içinde. Kisetsu no naka de aki ga suki desu. Mevsimler içinde sonbahar severim. Kokoro no naka de kanojo no koto ga suki da to wakatteta. Kalbinde, yani kalbimin içinde, kokoro no naka de, kalbimde, kalbimin içinde, derinliklerinde onu sevdiğimi anladım. Yani o kızı sevdiğimi anladım. Noni ey rağmen ama gel gör ki gibi bir anlamı var. Mainichi kanji o benkyo shiteiru no ni yoku oboirarenai. Her gün kanji çalışıyor olmama rağmen benkyo shiteiru çalışıyorum no ni ama gel gör ki iyi ezberleyemiyorum. Kono stoiki wa takai no ni oshikunai. Bu biftek pahalı olmasına rağmen takai no ni pahalı ama oshikunai. Lezzetli değil. No wa da yapısı.
yapmam, etmem gibi bir Türkçe bazen karşımıza çıkıyor. Mesela, Watashi ga Chugoku ni itta no wa, benim Çin'e gitmem 3年前だ。3 yıl önceydi. Mozart'o ga daisuki ni natto no wa, daigaku 1年の時です。Mozart'ı çok sevmem, üniversite 1. sınıf zamanıma denk geliyor. Bu nova da yapısını bazen neden sonuç ilişkisi içinde çok görebiliyoruz. Yani bir şey yapmam. Burada Mozart'ı çok sevmem. Belki müzik kulübüne girmişti. Kulübe girdiğim için yani üniversitede. O zaman mesela şöyle kara ifadesini ilave edebilirim. Mozart'a daisuki ni natta nova daigoku no toki kurabu ni haitta kara desu. Üniversitede klaba yani bir kulübe girdikten sonra. Yani biz bazen neden sonuç içinde bu yapıyı görebiliyoruz. Okini yapısı. Tekrarlarken aralıklı tekrarlarda mesela her 3 saatte, her 5 günde derken işte okini. Bu arada oki koymak anlamında. Yani bir yere bir şey koyuyorsunuz ya okini. Yani bir aralık. Konokusu yo, junijikan okini nonde kudasai. Bu ilacı her 12 saatte bir iç lütfen. Yani 12 saatte bitiyorsunuz, koydunuz. Tekrar 12 saat. Tekrar yanına koyuyorsunuz gibi bir sanki kafanızda canlandırabilirsiniz. Konobasuba, Jugofun okini deteru. Bu otobüs her 15 dakikada kalkıyor. Her 15 dakikada bir kalkıyor. Ovaru. Bir şey bitirmek, mayımasını bitirmek. Yatto rombun o kaki ovatta. Sonunda makaleyi yazmayı bitirdim. Bakın kaki ovatta, kaki mas masa attım, ovattayı koydum. Genji Monogatari'yi yatto yomi ovatta. Genji Monogatari'yi en sonunda okumayı bitirdim. Yomi ovatta. Yomi mas, yomi ovatta. 60. yapı. Rare ru yapısı. Yapılmak, edilmek yani pasivlerde biz bunu kullanıyoruz. Örneğin. Kono biru wa 3年前に建てられた. Bu bina 3 yıl önce inşa edildi. Bakın tateru ikinci grup bir fiil. Tateraru. Rareru ilave ediyoruz ikinci grupta. Birinci grup örneği. İçiro wa Hanako ni damasareta. İçiro Hanako tarafından kandırıldı. Damasu, damashimas kandırmak. Damasa Reru, damasareru, kandırılmak. İkinci grup damasu. Rareru yapısını maruz kalmak anlamında da görüyoruz. Olumsuz bir nüans katıyor. Bu biraz Türkçe ile çok örtüşmeyen bir yapı. Onun için dikkatli dinleyelim. Watashi wa ototo ni keiki o taberareta. Kardeşim pastayı yedi diye Türkçe çevirdiğimizde bu nüansı vermiyor. Kardeşim tarafından pastam yenildi ya da pasta yenildi ve ben bundan rahatsızım. Ben bundan olumsuzluk hissediyorum gibi bir anlamı var. Mesela, kesa ameni furareta. Bakın furimas yağmaktı, furaremas. Sabah yağmura ıslandım ama bu yağmur beni ıslattı. Olumsuz bir şey, olumsuz bir durum olduğunu ben buradan anlıyorum. Rareru'nun bir anlamı da aslında yapabilmek, edebilmek yani potansiyellerde kullanıyoruz. Örneğin, Kyo wa isogashi sugite aso gohan o taberare nakatta. Bugün burada olumsuz. Bugün aşırı yoğundum ve kahvaltı yapamadım, yiyemedim. Ama taberareta derse yiyebildim. Ama taberare nakatta yiyemedim. Kino yoku nemurare nakatta. Dün iyi uyuyamadım. 63. yapımız Rashi yapısı. Gibi görünmek, duyduğuma göre anlamı var. Bir kullanımı da yaraşır gibi. Birazcık farklı. Şimdi ikisinden de örnek vereceğiz. Peki birincisi. Kono kaigan wa honmono rashii. Bu tablo gerçekmiş. Büyük ihtimalle bunu bir yerden duydu ya da okudu. Yani bu tablonun şu an baktığı tablonun gerçek olduğunu bir yerden duydu ve bunu söylüyor. Honmono rashii. Şimdi yaraşır gibi anlamı. Bakın rashiku oluyor. Lütfen dikkat. Rashi rashiku olacak.
Gatse yaraşıklı, motta benki yaşına saygı. Bir öğrenci yarışır gibi daha çok çalış. Bakın isimden sonra geliyor değil mi? Nihonjin Rashiku dersem Japon gibi. Yani Japonlara yaptığıyla çok örtüşür gibi bir anlamı var. Japonlara yarışır gibi. Torokojin Rashi. Torokojin Rashiku dersem bir Türk gibi, Türkleri yarışır gibi deyip cümle eylemle devam etmesi lazım. Shikoku suru nante kare rashiku nai. Geç kalmak gibi bir şey. Kare rashiku nai. Bakın ona göre değil dedik ama kare rashiku nai dediğimde yani onun imajıyla, onun verdiği imajla örtüşmüyor. Kare rashiku nai. Nasıl gidiyoruz? 63. yapıdayız. Ben biraz yoruldum. 120 mi 130 mu şu an yarıladık ama tek bir defada peki bitireceğiz bunu. 64. Sa. Lık, lik yani sıfatı isimleştirirken bunu kullanacağız. Mesela Seno takasa wa dore gurai desu ka? Boyunuzun uzunluğu, bakın takai takasa, boyunuzun uzunluğu yaklaşık ne kadar? Dore gurai? Kono shokubutsu wa samusa ni yowai desu yo. Bu bitki soğuğa güçsüzdür. Soğuğa, samusa, soğukluk, soğuğa. Saseru, yaptırmak, ettirmek. Okasan wa ototo muriyari ni gakko ni ikaseta. Annem kardeşimi zorla. Bakın buradaki muriyari bize bir ipucu veriyor. Yani zorla demek ki bir şey yaptıracak. Gakko ni ikaseta. Okula gönderdi. Iku ikaseru. Watashi wa musuko suki na dake oyogaseta. Bakın bu örnek az öncekiyle biraz farklı. Çünkü zorla bir şey yaptırıyorsa genellikle karşı taraf için olumsuz bir şeyi zorla yaptırırsınız ama bakın bu örnekte öyle bir durum yok. Olumlu durumlarda da bu yapıyı kullanıyoruz. Oğlumun istediği kadar yüzmesine izin verdim. Oyogaseta. Yani izin verdim bıraktım istediği kadar yüzsün. Oyogaseta. Sukina dake. İstediği kadar. Sukina dake. Dilediği kadar. Oyogaseta. Saserareru. Yaptırılmak. Zorla yaptırılmak. Tomodachi ni muriyari biru o nomasasereta. Arkadaşım beni bira içmeye zorladı. Ama aslında arkadaşım tarafından zorla bira içtirildim gibi bir anlam. Nomasasereta. Mainichi hahani yasai o tabesasereru. Her gün annem bana zorla sebze yediriyor. Sebze yedirtiliyorum. Saseta kudasai. Yine yaptırılmak zorla gibi bir anlam var ama bakın birazcık sanki değişik. Çünkü izin ver lütfen gibi bir kullanımı var. Henji o suru mae ni chotto kangae saseta kudasai. Cevap vermeden önce biraz düşünmeme izin ver lütfen. Yani bırak düşüneyim. Kangae saseta. Düşünmeme izin ver. Hitotsu shisumon saseta kudasai. Bir soru sormama İzin ver lütfen. Sasete kudasai. Yani bırak sorayım. Bakın gördüğünüz gibi izinde de biz bunu kullanıyoruz. 68. yapı. Sasuga. Sasuga ni. Tam da beklendiği gibi. Bir nüans katıyor cümleye. Mesela. Kore oishii desu ne. Sasuga pro. Bu çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli değil mi? Bir profesyonelden beklendiği gibi. Yani bu yemeği yapan kişi aşçı. Tabii ki yiyorsunuz. Bunun lezzetli olması zaten bekleniyor değil mi? Çünkü karşı taraf zaten aşçı. Sasuga pro. Dediğimde tam işte beklenen gibi profesyonel. Sasuga ni Istanbul wa dekai ne. İstanbul gerçekten büyük. Bakın buradan gerçekten diyoruz ama Sasuga ni dediğinde demek ki kafasındaki daha önceki İstanbul izinimiyle örtüşen bir durum var. O da İstanbul'un koskocaman olduğu. İstanbul gerçekten büyük. Sasuga ni dekai ne. Şi, hem de. Kyo wa tenis mo shita shi, eiga mo mita. Bugün tenis de oynadım, hem tenis de oynadım. Bakın shi, demek ki ardından gelen şey de bununla paralel devam edecek. Film de izledim. Demek ki sevdiği birçok şeyi sıralamış, yapmış. Kono apato wa kirei dashi yasui. Apato deyince sadece apartman değil, daire anlamında da kullanılıyor. Bu apartman, daire,
kirei daşi hem temiz yasui. Yani hem de ucuz. 70. yapı. Sonnani öylesi o kadar o derece. Sonnani gakkare suruna mo ichido yari nashinasai. O kadar hayal kırıklığına uğrama. Yani mahzunlaşma. Sonnani gakkare suruna. O kadar hayal kırıklığına uğrama. Mo ichido yari nashinasai. Bir kez daha baştan yap güzel. Sonnani. Kino wa sonnani isogashiku nakatta. Dün pek o kadar meşgul değildim. Bakın yine o kadar öylesi. 71. yapımız sore demo ama yine de buna rağmen zenzen benkyo shinakatta sore demo gokaku shita. Hiç ders çalışmadım. Buna rağmen ama yine de gokaku shita. Geçtim sınavı, geçtim. Sore demo ii desu ka? Yine de tamam mı? Yine de sorun yok mu? Yine de olur mu? Sore ni dahası ek olarak ve cheese burger sore ni fried potato onegai shimasu. Cheeseburger ayrıca bir de bakın sore ni fried potato kızarmış patates rica ediyorum. Nihongo ga benkyou shitai sore ni kankokugo ni mo kyoumi ga aru. Japonca öğrenmek istiyorum. Dahası ek olarak sore ni Korece'de ilgim var. Kyoumi ga aru. Soda gibi görünüyor, görme. Yani gördüğünüz bir şeyden yola çıkarak bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Anakuruma wa takasoda. O araba pahalı görünüyor. Dikkat edin bakın takai'deki iyi düştü, soda geldi. Pahalı görünüyor. Ame ga furisoda. Yağmur yağacak gibi duruyor. Bakın furimasu'daki mas gitti, soda geldi. Yağmur yağacak gibi görünüyor. Furisoda. Kimura-san no iye wa amari atarashiku nasasou da. Kimura-san'ın evi pek yeni değilmiş gibi görünüyor. Şimdi bir tane daha soda yapısına bakacağız. Yine bu sefer mışmış ama bu sefer görmek değil duymakla ilgili. Yani duyduğuma göre mışmış. Nihonkoku-san no niku wa totemo takai soda. Japon imalatı etler yani Japonya'da üretilen etlerin çok pahalı olduğunu duydum. Çok pahalıymış diye duydum. Bakın az önceki soda ile farkı ne? Bu sefer iyili sıfatla iyi düşmedi. Takai soda. Eğer taka soda deseydim pahalı görünüyor demiş olurdum. Takai soda diyorsam pahalıymış diye duydum. Kare wa Fransızgo benkyo shiteru soda. Duyduğuma göre o Fransızca çalışıyormuş. Sona, soni. Tabii yine gibi görünen bir şekilde. Çünkü sona diyorsam tamlama yapacağım, isimle devam edecek. Soni diyorsam gibi görünen bir şekilde deyip eylemle devam etmem lazım, değil mi? Mesela omoshiro sona tatemono desu ne? İlginç görünümlü bir yapı, bir bina değil mi? Bakın sona burası tabii ki na sıfatı olduğu için na. Ama soni derken kare wa tsumara no soni eigo miteru. O sıkılmış gibi bir şekilde film izliyor. Bakın film izlemek eylemle devam edeceğim. Sumarana soni egon. 76. konumuz bakari yapısı ama ta'lı. Ta bakari yani fiili ta'lı hale getiriyoruz. Bakari'yi ilave edeceğiz. Az önce tam da anlamında bir şey gerçekleştiğinde bunu kullanacağız. Mesela. Kaigi wa ima hajimatta bakari desu. Toplantı şimdi başladı. Az önce başladı. Bakın hajimatta. Hajimaru ta'lı hal. Hajimatta bakari. 12 saat no flight na ato uchi ni kaitta bakari da. 12 saatlik uçuşun ardından uchi ni kaitta deseydi eve döndüm nokta olurdu ama uchi ni kaitta bakari da diye devam ediyorsam az önce eve döndüm. Daha yeni döndüm. Şimdi döndüm. Ta tokoro. Yine benziyor. Az önce gerçekleşti. Bakın yine fiili ta'lı yaptı. Eki ni suita toki, chōdo densha ga deta tokoro deshita. İstasyona ulaştığımda, chōdo, tam da, densha ga deta tokoro deshita. Tren kalkmıştı. Ima okita tokoro desu. Şimdi uyandım, daha yeni uyandım.
Yani ima o kitaba kalides de diyebilirsiniz. 78. yapımız Tadoshi, Jidoshi, geçişli geçişsizler. Tabii ki geçişli ise bir nesne alıyor, eylemin nesne alması. Geçişsiz ise eylemin nesne almaması. Mesela önce geçişliye bakalım. Tanaka-san wa doa o shimemashita. Tanaka-san kapıyı kapattı. Bakın, kapatılan bir şey var değil mi? Doa o shimemashita, kapıyı kapattı. Doa na shimarimashita, yani kapı kapandı. Kapattı ile kapandı arasındaki fark, bakın. Shimemas, shimarimas. Sensei wa jugyo hajimeta, hoca derse başladı. Jugyo ga hajimatta, ders başladı. Yani birinde başlanan bir şey burada var, derse başlıyor. Birinde başlanılan şey var burada, ders. Jugyo hajimeta, jugyo ga hajimatta. Tagaru, bir şey yapmak istemek. Kodoma ga ie ni kairi tagatte iru, çocuk eve dönmek istiyor. Bakın, eğer kendiniz olsaydı, ben eve dönmek istiyorum deseydin, boku wa ie ni kairitai desu derdin, değil mi? Derdiniz, hep birlikte derdik bunu. Ama tagaru yapısında ikinci, üçüncü şahısları için bu yapıyı kullanabiliyorsunuz. Yani başkası eğer bir şey yapmak istiyorsa, böyle bir emareler sergiliyorsa tagaru yapısını kullanıyorsunuz. Yani burada tai yapısını kullanamam. Kodoma ga ie ni kairitai diyemem. Onu sadece kendiniz için söyleyebiliyorsunuz. Çünkü yüzde yüz emin olamazsınız ki karşı tarafın ne isteyip ne istemediğinden. Yani Japonca mantığında düşündüğümde yüzde yüz emin olmak gibi bir durum yoksa tagaru'yu kullanmam lazım. Musuko ga juku ni ikitagaranai. Oğlum dershaneye gitmek istemiyor. Yani bunu belli ediyor. Belki küsüyor, gitmeyeceğim, belki diyor. Ama ikitakunai demiyorum bakın. İkitagaranai diyor. Çünkü kendim için sadece bunu söyleyeyim. Başkası için tagaru ifadesini kullanıyorum. Tai anlamında. 80. yapı. Peki. Bu videoları lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bunları da söyleyelim. 80. yapı çok önemli bir yapı. Tara. Se-sa, yaparsa ya da ce-ca, yapınca, edince şeklinde de biz tarayı kullanıyoruz. Örneğin. Sensei ni kiitara sugu wakatta. Hocaya sorunca hemen anladım. Bakın, bir öncelik sorulduk var değil mi? Önce soruyor, sonra anlıyor. Watashi wa daigaku o detara, shogakko no sensei ni narimasu. Ben üniversiteden çıkınca, detara, buradaki detara, sotsugyo shitara, yani mezun olunca, shogakko no sensei ni narimasu. İlkokul öğretmeni olacağım. Yasukattara, pasoko no kaitai desu. Ucuzsa eğer bilgisayar almak istiyorum. Pasako no kaitai desu. Bakın yasukattara. Yasui, yasukatta. Ta'lı yaptım. Ra'yı ilave ettim. Yasukatta. Ra. Tarado. Bu sefer tavsiye. Yaparsa nasıl olur? Ederse nasıl olur? Motto nihongo no hon o yondara do desu ka? Daha çok Japonca kitap okusan nasıl olur? Do desu ka? Bakın buraya da sarıya aslında boyamam lazımdı. Do desu ka? Nasıl olur? Sarada mo tabetara do desu ka? Salata da yesen nasıl olur? Değil mi? Biraz sebze de yiyin. Bakın tavsiye veriyor. Do desu ka? Dışarıda yağmur yağacak galiba. Gök gülüyor. Kono hon wa itsu made ni kaishitarai desu ka? Bu sefer İzin, yeterlilik, tavsiyesiz isterken bunu kullanabiliyorsunuz. Bakın aynı yapı, çok benziyor. Bu kitabı ne zamana kadar geri verebilirim, geri versem olur? Kaishitara ii desu ka? Uzun bir cümle. Nihongo noryoku shiken 4Q o gokoku shitai desu ga. Doushitara ii desu ka? Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyeyi geçmek istiyorum ama. Bakın gaye kadar geldik ama. Doğuştara iyi desu ka? Ne yapmalıyım? Ne yapsam iyi olur? Te, de, ve, olup, bu nedenle. Saikin, isogashiku te, amari, undo suru jikan wa nai. Son zamanlarda yoğun olduğumdan, isogashiku te, yoğun olduğum için ya da yoğunum ve dolayısıyla amari pek undo suru jikan wa nai. Egzersizi spor yapacak zamanım yok.
Kino no o yukide gakkō ga yasumi ni narimashita. Dünkü yoğun kar nedeniyle. Bakın isimlerden sonra direkt D'ye geldi değil mi? O yukide kar nedeniyle okul tatil oldu. Yasumi ni narimashita. 84. yapı te ageru. Bir şey bir şey yapıp iyilikte bulunmak gibi bir nüansı var değil mi agemasın? Normalde agemas vermek demek ama fiili te'li yapıp ageru'yu koyarsam bir iyilikte bulunuyor gibi bir nüans katıyor. Boku wa tomodachi ni onigiri o katte ageta. Arkadaşıma onigiri aldım da diyebilirsiniz ama verdiğim nüans arkadaşım için onigiri satın aldım. Yani ona böyle bir iyilikte bulundum. Boku wa sensei ni onigiri o sukutte sashi ageta. Hoca için onigiri hazırladım. Bakın normalde ageta demem lazım ama agemas eğer saygı dilini kullanacaksam, karşında bir hoca varsa o kişiye iyilikte bulunuyorsam bile agemas'ı kullanmayacağım. Sashi agemas, kibar kullanımı tercih edeceğim. Yani agemas, sashi agemas'a dönüşüyor. 85. yapı. Te hoshi, bir şey bir şey yapmak istemek, yapmayı arzulamak. Watashi wa anata ni eigo oshite hoshi. Ben senden İngilizce öğretmeyi istiyorum. Burada biz Türkçe mantığıyla düşününce buradaki anata ni biraz anlaması zor olabiliyor. Ama isterseniz buraya kara ifadesini koyabilirsiniz. Watashi wa anata kara eigo oshite hoshi. Yani ni tabii ki daha doğal ama buradaki ni den diye, senden. Ama isterseniz kareyi de kullanabilirsiniz. Anata wa dare ni kite hoshin desu ka? Sen kimin gelmesini istiyorsun, arzuluyorsun? Kite hoshi, gelmesini istemek. 86. yapı. Te iku. Bir şey bir şey olacak ama bakın buradaki ikimaz aslında devam etmek anlamında geleceğe yönelik bir devam var. Hemen cümleden anlayacaksınız. Kore kara wa samuku natte iku. Bundan sonra hava soğuyacak. Yani soğuyarak devam edecek. Soğumaya devam edecek. Samuku natte iku. Bakın narimas olmak da teyli hali. Natte iku. Kore kara wa mainichi hon o issatsu yonde iku tsumori desu. Fark ettiniz mi? Bakın kore kara bundan sonra ifadesi aslında bize ipucu veriyor. Yani bir devamlık olacak. Bundan sonra her gün hon o issatsu bir tane kitap yonde iku, yonde kimas, okuyacağım. Yonde iku sumari desu, okuma niyetindeyim, okumayı planlıyorum ve böyle devam edecek. Te ita, bir şey yordu. Yani past continuous değil mi? Geçmişte belli bir dönem devam eden eylemler. Kino no gogo, nani o shite imashita ka? Dün öğleden sonra ne yapıyordun? Boku wa benkyō shiteru toki, kanojo wa tonari de snakko tabete ita. Snakko tabete imashita, değil mi? Aynı tabete ita. Ben ders çalışırken o kişi yanımda atıştırmalık yiyordu. Snakko tabete ita. 88. yapımız. Te itadakemasen ka? Mısınız lütfen rica etsem? Bakın son derece saygı dili değil mi? Saygılı bir kullanım var burada. Moskoshi yukkuri hanashite itadakemasen ka? Biraz daha yavaş konuşur musunuz rica etsem? Konuşur musunuz lütfen? Bakın hanashite önce teli yaptım. Itadakemasen ka? Moraimasen ka var değil mi? Benzer anlamda. Ashita wa itsumo yori 10 fun hayaku kite itadakemasen ka? Itadakimasen ka? Yarın her zamankinden 10 dakika erken gelmenizi rica edebilir miyim? Kite itadakimasen ka? Kite itadakimasen ka da edebilir miyim? Onu potansiyel hale getiriyor. Yani itadakimas, itadakimasa da dönüşebiliyor bu yapıda. 89. Te kureru yapısı. Yine bir yapma olayı var ama konuşmacı için bir iyilikte bulunuluyor. Böyle bir nüans var cümlede. Hemen bakalım. Chichi wa watashi ni kamera o katte kureta. Babam bana bir kamera satın aldı. Satın alıp bana veriyor. Yani bir iyilikte bulunuyor. Katte kureta. Benim için yaptı. Bakın katte kureta. Bana böyle bir iyilikte bulundu. Kanojo wa watashi o nagusamete kureta. O beni teselli etti. Bakın nagusameru. Teselli etmek.
Ama nagusamete kureta diyorsa burada bir arigata, yani bir teşekkür, bir şükran ifadesi, şükran duygusu var konuşucu için. Benim için güzel bir şey yapmış. Yani ben bunu anlatırken tek kureru'yu kullanıyorum. Nagusamete kuremaşta. Benim için yani teselli etti, beni teselli etti. Tek kuru yapısı. Az önce te iku vardı, geleceğe doğru devam ediyordu. Tek kuru, bakın bu kimas, yani gelmek, bir şey ola gelmiş. Şu ana kadar bir durumun ola geldiğini anlatırken tek kuru'yu tercih edeceğiz. Mesela, watashi wa computer ga sukoshi wakatte kita. Bilgisayardan biraz anlamaya başladım. Bakın, önceden anlamaya başlıyor ve şu anki durumda hala anlamaya başlamış ve şu an devam ediyor bunun etkisi. Asakara atama ga itaku natte kita. İtaku natte kimashita. Sabahtan beri başım ağrıyor. Başım ağrıya geldi. Yani sabah bakın bir ağrıma durumu var, başlıyor. İtaku natte kimashita. Ve şu ana kadar devam ediyor. Olmaya devam ediyor. Peki. 91. yapı. Te miro yapısı. Bir şeyi bir şey yapmayı denemek. Fiili te ile hale getiriyorum. Miro'yu ilave ediyorum. Mesela. Watashi wa nihongo de shousetsu o yondemuru. Ben Japonca roman okumayı deneyeceğim. Bir okuyup bakacağım. Bakın yondemuru okuyup bakacağım. Bir okuyup bakacağım. Koko no sashimi wa oishii desu yo. Tabete mimasu ka? Buranın, bu sashimi değil de buranın, yani bu mekanın, bu restoranın sashimisi son derece leziz. Tabete mimasu ka? Yiyip dener misin? Yiyip bakar mısın? Nasıl gidiyor? 92. konudayız. Te mora yapısı. Mora normalde almak demek. Fakat yine bir konuşucunun iyilik gördüğü bir durumda biz bunu kullanacağız. Fiili te ile hale getirip morayı ilave ediyoruz. Örneğin. Kimura-san wa Taro-san ni kuruma o kaçtı moratta. Kimura-san Taro-san için, Taro-san'dan araba ödünç aldı. Taro-san'ın arabasını ödünç aldı. Bakın burada Kimura-san bir iyilik görüyor. Bir alma durumu var, tamam, ama bu olumlu bir durum. Olumlu bir durum. Bir iyilik görüyor. Böyle bir nüans katıyor cümleye. Türkçe'yi biz çevirirken işte Taro'dan arabasını ödünç aldı diyoruz ama bunun altında aslında bir iyilik görme durumu var. Te mora yapısı. Watashi wa tomodachi ni kite moratta. Arkadaşım geldi. Fakat benim yararıma bir durum var, değil mi? İşte verdiğim nüans. Belki hastaydım ve geldi. Bir şey için geldi. Arkadaşım geldi ve ben bundan mutluluk duyuyorum. Bunun için arigatai. Şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum gibi bir nüansı var. Watashi wa tomodachi ni kite moratta. Kite moraimashita. 93. yapımız te oku. Bir şeyi önceden yaparken, hazır hale getirirken bu yapıyı kullanacağız. Fiili te ile hale getiriyoruz, okuyu ilave ediyoruz. Verdiği nüans sonradan zorluk çekmemek için gibi bir nüans katıyor. Mesela Ashita party o suru kara biru o katte oita. Ya da katte okimashita diyebilirim. Yarın parti yapacağım için biru o katte oita. Bira satın aldım, hazır ettim. Yani önceden hazır ediyor. Kyō wa hiru ni kyaku ga kuru node. Bugün öğlen misafirin geleceği için hiru gohan o öğle yemeğini hayame ni tabette oita. Hızlıca yedim ve önlemimi aldım aslında. Yani aynı anda çakışmaması için ben önceden yiyeyim. Zaten çünkü öğlen misafirim gelecek ve ben önceden yiyorum. Bakın önlemini alıyorum. Tabemashita demedim. Tabette oita. Yani tabette okimashita. Bu arada okimas söylemiştim az önce, koymaktı. Yani ben tabete oita deyince imaj olarak düşündüğümde yiyorum ve koyuyorum. Hazır hale getiriyorum tabete oita. 94. yapı teşima ya da çao yapısı. Yanlışlıkla istemeden yapı vermek, bir anlamı da bitiri vermek ya da biti vermek anlamı da var. Örneğin. Watashi wa roommate no miruku o nonde shimatta. O da arkadaşımın sütünü içi verdi. Bakın non deşimatta. Nomimashita deseydim içtimdi. Non deşimatta dediğinde ya yanlışlıkla içiyor, yapmaması gereken bir şey, ya da dayanamayıp içiyor. Yani o kadar canı çok süt çekmiş ki non deşimatta. Ve sonradan bir kokai, bir pişmanlık durumu var. Teşimatta yapısının böyle bir kullanımı var. Örneğin bir tane daha. Boku wa kanojo no keitai bango wasurete shimatta.
Kız arkadaşımın telefonunu unutuverdim. Unutuverdim. Bakın negatif bir durum. 95. yapımız te sumimasen. Bir şey için özür dilerim, üzgünüm derken fiili te ile hale getiriyorsunuz. Sumimasen kısmını ilave ediyoruz. Okuremas geç kalmaktı. Okurette sumimasen. Geç kaldığım için özür dilerim. Henjiga osoku natte sumimasen deshita. Bakın sumimasen deshita. Geçmişte yapabilirsiniz. Cevabım geciktiği için osoku natte sumimasen deshita. Özür dilerim. Te yaru. Bir şey vermek. Normalde yarimas yine vermek demek ama karşı tarafa bir iyilikte bulunurken siz yarimas'ı kullanacaksınız. Fakat çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yarimas dediğimde üst alt konuma bir şey yaptığında bunu kullanıyor. Mesela çocuklara karşı, yetişkinler çocuklara karşı bu ifadeyi kullanabilir. Ya da belki öğretmen öğrencisine de çok fazla kullanılmıyor ama yani üst konum alt konuma kullanıyor. Rishi nashi de okane o kaçta yarıyor dediğimde tabii arkadaş arasında tabii ki yarıda kullanmanızda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi ya çok samimi olacaksınız ya da seviye olarak sizden alt seviyedeki birine bunu kullanacaksınız. Rishi faiz demek. Rishi nashi de faizsiz, faiz olmadan okane o kaçta yarıyor. Para vereceğim ve sana böyle bir iyilikte bulunacağım, böyle bir güzellik yapacağım gibi bir münasebet diyor. Anata ga sore o yondara besu no hono kashite yaru. Sen bunu okuduktan sonra başka bir kitap ödünç vereceğim. Sana böyle bir güzellik yapacağım. Kashite yaru. Bakın kaşımaz kashite yaru. Şöyle de bir kullanımı var. İlla vermekle bitirmek zorunda değiliz cümleyi. Yani vermek şeklinde çevirmiyoruz bazen de. Tesudat diyorum. Yardım edeceğim. Yani sana bir, böyle bir sanki böyle bir bahşetme etme var. Bir iyilikte bulunma gibi bir durum var. Tesudat diyorum. Peki. Bahşedeceğim demiyorum. Peki. Yardım edeceğim. 97. yapımız te yok hatta. Yine fiili te ile hale getiriyorum. Bu sefer yok hatta. Unutmayın iyi sıfatı yani iyi sıfatının geçmiş hali ikatta değildi. Yok hatta oluyordu ki burada işte bu karşımızda. Buna sevindim. İyi ki. Güzel olmuş gibi bir nüansı var. Sayfı o misukatte yok hatta desne. Cüzdanını bulmana sevindim. Ah güzel olmuş. Anata to kekkon işte yok hatta. İyi ki seninle evlenmişim. Olumsuz olsaydı, iyi ki seninle evlenmemişim deseydim. Anata to kekkon shinakute yok hatta. Bakın kekkon shinai, naile hale getireceğim. Ondan sonra ilişip kute geliyor. Kekkon shinakute yok hatta. İyi ki evlenmemişim demiş olurdum o zaman. 98. yapımız temo yapısı. Fiili te ile hale getirip mo ilave edeceğim. Sada, sede. Watashi wa ame ga futte mo iku. Ben yağmur yağsa da gideceğim. Bakın futte mo. Önce te ile hale getirdim. Mo'yu ilave ettim. Donnani jobu demo. Karada ni wa kiyosuke daho ga ii. Bakın temo burada demoya dönüştü. Çünkü artık eylemle değil fiili te ile hale getirmedim. Jobu. Nalı bir sıfat. Nalı sıfatta ya da isimlerden sonra demo. Ne kadar olursa olsun gibi bir anlamı var. Donnani jobu demo. Ne kadar dayanıklı olsan da karada ni wa vücuduna kiyosuke daho ga ii. Dikkat etsen iyi olur. 99. To yapısı. Olduğunda, olunca. Bakın iki tane farklı farklı olay var. Bir şey vuku bulduğunda, olduğunda, vuku bulduğunda başka bir şey daha oluyor. Mainichi pasto taberu to, bakın sözcük hali, taberu to futorimasu. Her gün makarna yersen ya da yediğinde şişmanlarsın. Nerumae ni amai mono taberu to mushiba ni narimasu. Yatmadan önce tatlı bir şeyler yersen ya da yediğinde bakın taberu to mushiba ni narimasu. Dişlerin çürür. Yüzüncü yapı. To itnemo ii. Diyebilirsin. Demekte sakınca yok. Ya da diyebiliriz. Dememizde sakınca yok. Sore wa ii kangaida. Ya subarashii to itnemo ii. Bu iyi bir fikir. Hayır aslında harika da diyebilirim. Yani harika bir fikir de diyebilirim. To itnemo ii. Desem bile sakınca yok. Diyebilirim.
İmam adayına nakade içi ve andato ittemu iyideşo. Şu ana kadarkilerin içinde en iyisi desem bile sakınca yok. İttemoy diyebilirim yani. Bunu söyleyebilirim. Zor mu? Pek zor değil aslında. Bu arada imaz yıl söylemek demek demek. Yani ittemo iyi söylesem de olur. 101. konu toyu yapısı. Aslında iki tane farklı, birbirine benzer ama farklı kullanımı var. Önce birincisine bakalım. Toyu, adlı, adında, denilen şeklinde Türkçe çeviriyorum. Rasta samuray toyu ego mitokoto arimasu ka? Son samuray adlı filmi. Son samuray denilen filmi. Toyu ego. Mitokoto ga arimasu ka? Görmüşlüğün var mı? Görmüş müydün? Kono neko wa shiro toyu namae desu. Bu kedinin adı Shiro. Sorusu da şu olacak. Kono neko nan toyu namae desu ka? Bu kedinin adı nedir? Yani kono neko no namae wa nan desu ka? Da diyebilirim ama nan toyu namae desu ka? İkinci kullanımı toyu yapısını bir şey diye şeklinde de çevirebiliyorum. Örneğin kare ga gaikoku ni iku toyu hanashi ga aru. Onun yabancı bir ülkeye gidecekmiş diye sözler var. Onun için yabancı bir ülkeye gideceği büyük ihtimalle konuşuluyor. Yabancı bir ülkeye gidecekmiş diye konuşmalar geçiyor ortalıklarda, laflar dolaşıyor. Hanashigaru. Bakın bu sefer toyuyu diye şeklinde çevirebiliriz. Örneğin. Yamada-san-na niyun shita toyu shirasu o kikimashita. Yamada-san'ın hastaneye yattığını ya da hastane yatmış diye bir bilgi duydum, bir bilgi aldım. Niyun shita toyu shirasu. Bir bilgi. Nasıl bir bilgi? Niyun shita toyu shirasu. Hastaneye yatmış diye bir bilgi. 103. Toyu koto. Bunu biz isimleştirirken, eylemi isimleştirirken bu yapıyı kullanacağız. Örneğin olmak yerine olması dediğimizde toyu koto ifadesini kullanabiliyoruz. Bakalım. Kare ga shinyo dekinai hito da toyu koto ga yoku wakatta. Onun güvenilmez bir kişi olduğunu toyu koto ga yoku wakatta. İyi anladım. Anata ga kaisha o yameru toyu koto wa honto desu ka? Senin şirketi bırakacağın, şirketten istifa edeceğin gerçek mi? Bakın istifa etmek, istifa edeceğin gerçek mi? Şeklini aldım. 104. yapı to iwareteru. Deniliyor, söyleniyor, bir şey deniliyor. Josei wa dansei yori nagaiki da to iwareteru. Kadınların erkeklerden nagaiki, uzun ömürlü olduğu iwareteru. Söyleniyor, söylenmekte. Kanajo wa tenshi da to iwareteru. Ona melek denmekte. Yani ona melek diyorlar. 105. yapı kolay bir yapı. To kiita. To kikimashita. Bir şey diye duydum. Kare ga otosan ni natta to kiita. O baba olmuş diye duydum. O baba oldu diye duydum. Bakın şurada aslında nokta gelse cümle burada bitebilir. Kare ga otosan ni natta. Natta. O baba olmuş. Ama otosan ni natta to kiita dersen diye duydum. Unutmayın so des yapısı vardı değil mi? Yine benzer şekilde duyduğunuzda so des yapısını kullanabiliyordunuz. Kono eiga ga omoshiroi to kiita koto ga arimasu. Bu filmin eğlenceli olduğunu duymuşluğum var, duymuştum. To omo diye sanmak, diye düşünmek. Kono mondai testo ni deru to omoimasu ka? Bu sorunun teste çıkacağını düşünüyor musun, sanıyor musun? Deru to omoimasu ka? Bakın sözlük halinden sonra to omoimasu geldi. Deru to omo, değil mi? Omo omoimasu sözlük hali. Kanari muzukashi to omoimasu. Son derece güç diye düşünüyorum. Bakın muzukashi iyili bir sıfat. To omoimasu olduğunu düşünüyorum. Güç diye düşünüyorum. Kirei da to omowanai? Kirei da to omoimasen ka? Değil mi? Kirei da to omowanai. Sence de güzel değil mi? Güzel olduğunu düşünmüyor musun? Bakın kirei nanlı bir sıfat olduğu için daha geldi. Kirei da to omowanai. 107. yapımız.
toka yapısı vesaire vesaire. Yani bir sıralama yapıyoruz. Bazı şeylerden bahsederken. Demek ki bahsetmediklerimiz de var. Hatırlarsanız Nado yapısıyla biraz kesişiyor. Sukareta toki wa ofuro ni hairu toka, hayaku neru toka, sentakushi takusan aryo. Yorulduğunda banyoya girmek, hayaku neru toka, erken uyumak ve bunun gibi. Bakın toka ve bunun gibi. Sentakushi takusan aryo, seçenekler bir sürü. Birçok seçeneğim var. Bahha toka, Mozart'o toka, Beethoven ga sukida. Bach, Mozart, Beethoven vesaire severim. Bakın burada vesaire yerine olsun da diyebilirim değil mi? Bach olsun, Mozart olsun, Beethoven olsun severim. Demek ki başkaları da var saymadı ama. Yani vesaire olsun diye Türkçe'ye çevirebiliyorum toka yapısını. Tokora'da, tam da üzerin, tam arasında, bazen tokora aslında kelime karşılığı yer demek ama bakari yapısını benziyor. Kanojo wa bangohan o taberu tokoro da. Birazdan akşam yemeği yiyecek, yemek üzere. Ama unutmayın, bakari'de tağlı yapmıştık değil mi? Geçmiş zaman yapıyorduk. Bakın burada taberu tokoro da. Sözlük hali şu an. Birazdan akşam yemeği yiyecek, tam da yemek üzere. O isugoshii tokoro, waza waza kite kurete arigatou gozaimashita. Çok kalıp bir cümle. O isugoshii tokoro. Bu meşguliyetinizde, bu meşguliyetiniz arasında, bakın bu sefer tokoro arasında, bu meşguliyetiniz arasında waza waza zahmet edip kite kurete geldiğiniz için, bana böyle bir iyilik yaptığınız için arigatou gozaimashita. Teşekkür ederim. Nisho made yonda tokoro de neteshimatta. Bakın burada aslında bir yer, yani tokoreyi bir yer olarak da çevirebiliriz. İkinci bölüme kadar okumuşken tam da böyle bir yerde uyuyiverdim. Okumuşken uyuyiverdim. Ne teşimatta. 109. yapı, suzukeru yapısı. Bir şeye devam etmek. Fiilin masını atıyorum. Suzukeru'yu devam edeceğiz. Hemen arkasına getireceğiz. Örneğin. Kino kara amega furi suzukeru. Dünden bugüne, dünden bu yana... Dünden itibaren yağmur yağmaya devam ediyor. Furi tsuzuketeru. Yağmaya devam ediyor. Chichikara moratta jitensha o imamo sukai tsuzukete imasu. Babamdan aldığım bisikleti imamo şu an bile sukai tsuzukete imasu. Kullanmaya devam ediyor. Şimdiki zaman yaptık. 110. yapımız. Küçük teyli kullanım. Mış. Bir şey duyduğunuzda bu yapıyı kullanıyorsunuz. Tabii ki günlük dilde daha çok kullanılıyor bu kullanım. Kanojo wa odoranai de, o dans edemiyormuş diye duydum. Belki kendisi söyledi, belki başkasından duydum. Konban wa yuki ga furutte, bu akşam kar yağacakmış. Küçük su te için bir başka kullanım, denilen, adlandırılan şey gibi bir anlamı da var. Mesela İngilizce cinde futbolu da sökü dane. İngilizler, yani konu İngilizler olduğunda, İngilizler, bakın konu İngilizler olduğunda gibi inanç var. Futbolu da sökü dane, futbolu severmiş. Yani İngilizler özelinde konuşuyorum şu an. İngilizce cinde futbolu da sökü dane. Naikoku de kurasutte, muzukashii ne? Yabancı ülkede yaşamak oldukça zor. Bakın, yabancı ülkede yaşamak, gaikoku de kurasutte. Buradaki küçük su te yerine aslında tova. Tova'yı da kullanabilirim. Gaikoku de kurasu tova. Gaikoku de kurasutte. Yani özneleştiriyorum bakın. Yabancı ülkede yaşamayı topik haline getirdim böylece. Yabancı ülkede yaşamak, kurasutte, muzukashii ne. Ama unutmayın, günlük dilde konuşurken bu yapı kullanılıyor. 112. yapı. Ukemike, yani edilgen form. Minnani henda to ivaremas. Herkesçe tuhaf olduğu söyleniyor. İmas söylemek, ivaremas söylenmek. Watashi wa senseini homeraremashita. Hoca tarafından övüldüm. Homemas övmek, homeraremas övülmek. Pasif form. 113. Wa ga wa yapısı. İki tane bölümden oluşuyor cümle ve
ama buna karşın diye birbirine tezat durumlar söz konusu. Örneğin, hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. Bakın, wa ga wa yapısı. Hiragana yazabilirim ama kanji yazamam. Bakın bir tezatlık var. İlk bölümle ikinci bölüm. Watashi wa neko ga suki desu ga inu wa amari suki janai. Kedi severim ama köpek sevmem. 114. Yasui. Yapması kolay. Az önce nikui çıkmıştı. Yapması zordu. Bu da bunun tam tersi. Konapen wa kake yasui. Bu kalem yazımı kolay, yazması kolay. Sato sensei ga hanashi yasui desu. Sato sensei konuşması kolaydır. Hanashi yasui. Hanashimasu, hanashi yasui. 115. yapımız. Yatto. Sonunda, en sonunda demek. Yatto reporto kakiageta. Sonunda raporu yazıp bitirdim. Kore'de yatto iini kaeru koto ga dekiru. Böylece sonunda evime dönebileceğim. Yatto. Yori yapısı. Den, den ziyade daha. Karşılaştırmada kullanacağız. Kyo wa kino yori atsui desu. Bugün dünden daha sıcak. Burada üstteki kanji, üstteki yazım biraz farklı. Kanojo yazıyor değil mi? Kanojo wa watashi yori ryori ga jozu. O yemekte benden daha iyi. Ima wa renai yori shigotada. Şu an renai aşk demek. Ren ai yori aşktan ziyade shigotada iş. Aşktan ziyade iş öncelikli yani. İsumo yori hayaku gakko ikimashita. Her zamankinden, isumo yori her zamankinden daha erken. Hayaku gakko ikimashita. Okula geldim. 117. yapı. Yotei da. Planlamak, niyetinde olmak. Ashita rokuji ni okiru yotei da. Yarın saat 6'da kalkmayı planlıyorum. Watashi wa tomodachi to asobu yotei datta. Arkadaşınla eğlenme niyetindeydim. Bakın yotei datta. Eğer geçmiş yapıyorsam henüz ama niyetindeydim fakat bu gerçekleşmedi gibi bir nüansa katabiliyor. 118. Yoda gibi görünmek. Kanojo wa hoppeta ga akakute marude ringo no yoda. Onun yanakları öyle kırmızı ki marude sanki tıpkı ringo no yoda elma gibi. Ueda-san wa sakka ga suki na yoda. Anlaşılan, görünen Ueda-san futbolu seviyor. 119. Yoni, yona. Yine gibi demek. Watashi o kodomo no yoni atsukumanai de. Bana çocukmuşum gibi davranma. Daha önce sanki yoni yona bir kez çıktı mı? Sanki bunu iki defa yapıyormuş gibi hissettim. Nihongo de shinbun ga yomeru yoni kanji no benkyou shitemasu. Japonca gazeteyi okuyabilecek gibi bu şekilde kanji çalışması yapıyorum. Ringo no yona tomato. Elma gibi domates. Bizim burada pazarlarda domates satarken böyle söylüyorlar. Ringo no yona tomato. Elma gibi domates. Yani kırmızı. 120. yapımız. Yoni naru. Gibi olmak, bir şey hale gelmek. Kare wa nihongo ga hanaseru yau ni natta. O Japonca konuşabilir hale geldi. Hayashi-san wa sake o nomanai yau ni natta. Hayashi-san sake içmiyor artık, yani içmiyor hale geldi. Demek ki önceden içiyormuş. Bir değişim var. Yau ni suru. Bir şey için özen göstermek, bir şey yoluna gitmek, bir şeyi seçmek. Watashi wa mainichi undou suru yō ni suru. Ben her gün spor yapmaya özen gösteriyorum. Wakaranai koto wa sensei ni kiku yō ni shiteru. Anlamadığım şeyleri hocaya sorma yoluna gidiyorum. Kiku yō ni shiteru. 122. yapımız. Yō to omou, olumsuzu mai to omou. Bir şey yapmayı düşünmek ya da yapmamayı düşünmek.
Boku wa Nihon Bungaku wo Senmon teki ni master shiyou to omou. Ben Japon edebiyatını uzmanlaşacak şekilde Senmon tekini master shiyou to omou öğrenmeyi düşünüyorum. Şimdi de olumsuz bakalım. Boku wa ano hito to wa mo hanasumai to omou. Ben artık onunla konuşmamayı düşünüyorum. Bakın hanasu sözlük hali mai geldi. Buradaki mai olumsuzluk katıyor. 123. yapımız zenzen nai. Hiç, yok, olumsuz diye devam ediyor. Boku wa nihongo ga zenzen hanasenai. Ben hiç Japonca konuşamıyorum. Boku wa zenzen kineshinai. Hiç kafama takmıyorum. Tabii ki olumsuz da bitiyor ama bazen olumlu kullanımlarda Japonca'da duyabilirsiniz. Mesela zenzen daijoubu yo. Zenzen daijoubu desu. Hiç sıkıntı değil. Gibi şeyler de duyabiliyorsunuz. Ama normalde zenzenden sonra olumsuz gelmesi gerekir. 124. yapımız dry yapısı, zor, güç. Az önceki nikui ile çok benziyor. Kono hon wa ji ga chisaku te yomizurai desu. Bu kitap harfleri küçük olduğundan okuması güç, sıkıntılı. Zaten zurai, surai'den geliyor değil mi? Surai, sıkıntılı demek. Kanojo wa suki ai zurai hito da. O flört etmesi ya da arkadaş olması güç biri. 125. yapımız dai yapısı. Yine bir soru eki, informal durumlarda kullanıyoruz. Genellikle kendinizi arkadaşınıza karşı ya da seviye olarak sizden düşük konumda kişilere kullanabiliyorsunuz dai yapısını. Kore wa dare no dai, bu kimin? Yani kore wa dare no desu ka dediğimde formal, kibar bir kullanım ama kore no dai, dare no, kore wa dare no dai dediğimde artık sanki bir çocuğa konuşuyormuşsunuz gibi. Atereshii shigoto wa dou dai, yeni işin nasıl gidiyor? Bakın yakın bir arkadaşınıza söyleyebilirsiniz değil mi? Atereshii shigoto wa dou dai. 126. yapımız hodo kadar. Kare hodo yoku benkyo suru gakusei wa inai. Onun kadar iyi çalışan bir öğrenci yok. Kono shigoto wa kodomo demo dekiru hodo yasashii. Bakın eylemle birlikte kullandık. Kodomo demo dekiru hodo yasashii. Bu iş bir çocuğun bile yapabileceği kadar kolay. 127. Naide ya da zuni. Madan, maksızın. Kino asogohan o tabenaide gakko itta. Dün kahvaltı yapmadan okula gittim. Jisho sukowazu ni yonde kudasai. Sözlük kullanmadan okuyun lütfen. Nakunoru. Maz olmak, yapmaz olmak, etmez olmak. Yani bir değişim var. Önceden yaptığı şeyi artık yapmıyor. Mae wa sake o yoku nonde ita ga saikin nomonaku narimashita. Önceden alkol sık içerdim ama son zamanlarda saikin nomonaku narimashita. İçmez oldum. Yatta daigaku o dete gakusei dewa naku narimashita. Sonunda okulu bitirip öğrenciliği bir yana bırakıyorum dedim ama öğrenci olmaz oluyorum. Artık öğrenci olmuyorum yani. Bir değişim var. 129. O ni naru. Saygı dili yüceltme için bu ifadeyi tercih edebiliyorsunuz. Karşı tarafı yüceltirken. Tanaka sensei wa mo okairi ni natta. Tanaka sensei artık döndü, evine döndü. Bakın Tanaka sensei wa mo kairimashita da diyebilirim. Ama daha kibar olmak için kairimas okairi ni narimasa dönüşüyor. Yani başına o getiriyorum. Okairi masa atıyorum. Ni narimasa ilave ediyorum. Okairi ni narimasa. Sensei wa watashi no namae o owasure ni natta. Üst taraftaki yazımda hata var. Bakın bir kez daha tekrarlayacağım. Watashi sensei wa watashi no namae o owasure ni natta. Sensei benim adımı unuttu. Wasuremashita da diyebilirdi ama bakın karşı taraf sensei olduğu için saygı dilini kullanıyor. Wasuremas owasure ni narimasa dönüşüyor. 127 mi? Özür dilerim, 129'du. Artık 130. konu. O suru yapısı. Yani
saygı dili var yine, fakat burada mütevazi bir kullanım var. Çünkü az önce de sensei'ye karşı konuşurken hocayı yüceltiyordu. Şimdi kendini mütevazi bir duruma dönüştürüyor. Mesela Watashi wa sensei no suitcase o omochishita. Ben hocanın çantasını taşıdım dedi. Yani mochimashita da diyebilir ama kendini mütevazi bir konumlandırmaya eğer almak istiyorsa, daha mütevazi konuşmak istiyorsa, bakın mochimashita omochishita'ya dönüşüyor. Son. Kimura-kun wa sensei ni hon o okareshita. Kimura-kun hocadan kitap ödünç aldı. Normalde karimashita da diyebilir, aldı karimashita da diyebilir ama mütevazi bir kullanım. Kullanacaksa okareshita. Yani karimasın başına o gelecek. Okareshita yerine de shita geliyor. 130. konuyu böylece, daha doğrusu 130 yapıyı işlemiş olduk. Tek bir videoda, ben de hiçbir editleme yapmadan baştan sona tek bir videoda çektim. Ben de biraz yoruldum. Eminim sizler de biraz yorulacaksınızdır ama N4 için lütfen bu 130 konuyu öğrenin. Bu videoları da beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.